Şimdi emekli maaşıyla alakalı bir zam beklentisi oluştu. Ne kadar olacak, ne kadar gelecek, ne kadar yapılacak bir kafa karışıklığı sürüyor. Biz bu hafta daha ağırlıklı olarak asgari ücreti konuşacağız gibi görünüyor. Ama bu haftadan sonra asgari ücret netleştikten sonra artık emekli maaşına odaklanacağız. Ama şimdiden de üzerine yorum yapmamız gereken birkaç gelişme var. Onlardan bir tanesini hemen paylaşayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sık sık bu konularla ilgili açıklama yapıyor. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanı'ndan sonra ikinci isim, ülkedeki ikinci isim önemli yaptığı açıklamalar. Dikkatle biz de takip ediyoruz. Şöyle bir şey söyledi. Dedi ki en düşük memur ve meclisimiz bayramdan sonra çalışma kararı aldı dedi. İlk 6 ayın enflasyonunu da Temmuz ayında görmüş olacağız. Bütün bunlar çerçevesinde bir değerlendirme yapılacak ifadesini kullandı. Niçin kullandı bunu? Hem memur maaşı için hem de emeklilere yapılacak olan zam için. Yani çalışmalar bayramdan sonrasına kalmış durumda. Bununla alakalı da bir rakam konuşulacak, açıklanacak. Şimdi o kısma geçmek lazım. Bayramdan sonraya kaldı. Temmuz ayı zaten bekleniliyor. Burada bir 7.500 lira meselesi de var. Normal işte emeklilere yapılacak zam meselesi de var. Yine bu noktada beklentiler çok yüksek. Herkes çok yüksek rakamlar ifade ediyor, söylüyor. Kamuoyundan bahsediyorum. Tabii Temmuz ayında unutmamak lazım. Geçen hafta Mehmet Şimşek'in şöyle önemli bir açıklaması olmuştu. Refah artışlı gideceğiz dedi. Yani refahtan kısmayacağız. Böyle önemli bir açıklaması yaptı. Herkes kemer sıkma beklerken tabii daha uygulamaya geçmedi. Bilmiyoruz. Ne olacağını da tahmin etmiyoruz. Bu açıklamayı da değerlendirecek olursak nasıl bir döneme girmiş olabiliriz? Bayramdan sonra da kaldığını da düşünürsek. Alabilirsek Çok rica pardon. edeceğim Baştan değerli Murat. alabilirseniz sesiniz gitmiştik. Tablo. Buyurun. Evet. Evet, şimdi önümüzde asgari ücret var. Asgari ücretten sonrasında memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zamları var. Yine burada enflasyon verisi çok çok önemli. Enflasyon verisi 5 aylık %15,26 Haziran ayı da eklendiği zaman %18 gibi bir rakama ulaşacak. Şimdi memur ve memur emeklisinde en düşük memurumuzun maaşının 22 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın beyanatları var. Bununla ilgili eğer 5 aylık enflasyon verisini alırsak %13,13, o zaman da 11.848'den 13.403 liraya, 6 aylıkta %16'ya yakın bir zam farkı olur. O zaman 13.735 lira olur. Ha, burada refah payının ne kadar verileceğini bilemiyorum. Aradaki farkın tamamı refah payı mı olacak ki 20 bin liraya erişecek, yoksa enflasyon verisi oransal bir artış mı veya refah payı mı veya seyyanen bir, yani orada üçlü bir şey olabilir, formül olabilir. Ha, burada enflasyon verisi bütün memurlara uygulanabilir. Kesin uygulanması lazım. Ha, bununla alakalı sadece en taban, alt taban maaşını aynı SSK'lılardaki 7500 yükseltilmişti. Buna benzer bir formülizasyon yapılıp 22 bin liraya da yükseltilebilir. Arada diğer memurların derece kademesine göre 3600 ek göstergeli birinci kademeye gelenlere bir fark verilecek. Onu da bununla bütünleştirilip bir kanun da çıkabilir. Bu tamamen yasanın içeriğiyle alakalı ama aradaki fark %86, 11.848'den %86'ya varan bir zamla 22 bin lira olacak. Bu oranlar doğrultusunda memur emeklisine zam gelebilir ama bu oran biraz daha düşük kalabilir belki. Çünkü toplu sözleşme ve bunun üzerinden hepsi birlikte hareket ediyor memur maaşları. Ama SSK, Bağkur emeklisi, enflasyon ve refah payı. Enflasyon %15 açıklandı. Refah payı da hadi bir %15 verirse en fazla %30 olur. Ama diğer tarafta %86'ya varan bir zam var. Yani orada da bir memnuniyetsizlik ortaya çıkabilir SSK Bağkur emeklilerinde. Onların maaşları ne olacak? Onlar da 7500 liraya kadar Nisan'da artış olmuştu. Bunun üzerindeki kök maaşı olanlar artış yapılmamıştı. Onlara biz maaş zammı gelecek. İşte 7500 ile 10 bin arasında olan %45, 10 bin ile 15 bin arasında olan %40, böyle beşer binlerin katları şeklinde değişiklik yapılacak. Ha, bayram ikramiyesi ile ilgili 2500-3 bin liraya çıkması ile ilgili kuruş haberleri vardı. Ama Siz maalesef zaten gelmeyeceğini söylemiştiniz daha önce. evet,
Sayın Maliye Bakanımız Şimşek işte sıkı para politikası realiteye tekrar geri dönüşle ilgili böyle bir düzlemde ilerlediğinden dolayı bu tür artışların biraz daha frenleneceğini ben tahmin ediyorum ki şu anda da Bayram ikramiyesi eski rakam üzerinden hesaplara yatmaya başladı. Emin Bey, 7500 lirayı soracağım ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Bu kademeli zam, prime dayalı zam meselesi sanki yani olmayacak gibi görünüyor. Tabii yine konuşuruz. İşte refah artı TÜİK gibi bir şey bekliyoruz şu an için. Çünkü işte daha önce 500 dolar konuşuldu. Konuşan kimdi? Vedat Bilgin'di. Şimdi o olmayacak. Daha önce kademeli zam meselesini Vedat Bilgin söylemişti. Prime dayalı zam meselesini Vedat Bilgin söylemişti. Yani çok yüksek ihtimalle o da olmayacak. Eski sistem devam edilecek gibi görünüyor. İşte TÜİK artı refah payı diye bir şey bekliyoruz. Yani siz de mi bu şekilde bir beklenti içerisindesiniz? Yani bu tablodaki şu kısımdaki işte 45'ler, 40'lar, 35'ler kademeli zam, prime dayalı zam meselesi yerine yine bir %30'luk, %25'lik ya da %20'lik bir zam mı yapılacak topyekün emeklilere? Bu işin dışında 7500 liralı 7500 lira alanları ayrı tutuyorum. Onları konuşacağız şimdi. Buyurun. Aynı fikirdeyim. Yani bununla alakalı 7500, 10.000 yani ekrana tahtada yazılı olan %45'ten 5'er puan şeklinde aşağı doğru gidiyor. Orada 20.000 üzerinde %30. Ha burada %30 işte enflasyon verisi %15 ise %15'likte bir zam yapılırsa %30'a denk gelecek. Dolayısıyla refah payı dahil şeklinde bir açıklama yapılabilir. Ha, üstündeki rakamların olacağı ile ilgili belki rakam orantılar biraz farklı olabilir ama bununla ilgili şu an bütün gazeteler, yazılı ve basın basılı görsellerin tamamında basın mensuplarının hepsi ekonomi basınına ait. Hepsi buradaki veriler üzerinden konuşuluyor. Dolayısıyla bu tür olaylarda bir kulis haberi oluyor ve onun üzerinde yönleniyor. Ve bunun olasılığı çok yüksek diye tahmin ediyorum. Büyük Peki ihtimalle 7500 öngörüyorum. lirayı sorayım. Buyurun. Esas